Bu olayın arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz. Daha önce de oldu. 2015'te oldu, 2014'te oldu. 14 Mayıs seçimlerinden önce yine bu bölgede Mersin adayımızın seçim bürosuna bombalı saldırı yapıldı. Seçim standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı bıçaklı sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi belki bugün daha acı olan bu hadiseyi yaşamayacaktık. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güç tepkiler geldi, gelmeye devam ediyor. Kime yapılırsa yapılsın, bu tür bir saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor. İnşallah daha güçlü bir şekilde biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz yine iyilik tohumları ekmeye, biz yine toplumun ıslahı için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum. Beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah ne bizi meşru dairenin dışına çekebileceksiniz, ne bizim gözümüzü korkutabileceksiniz, ne bizi hizmetlerimizden durdurabileceksiniz, geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir.